Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Türkiye'nin gündemi yerel seçimler. Seçmen sandıkta büyük bir mesaj verdi. O mesajda AKP'nin hezimeti, CHP'nin ise ezici galibiyeti oldu. Şimdi bizler de bugünkü yayınımızda seçimlerin sonuçlarını değerlendireceğiz. Bugünkü konuğu araştırmacı, sosyolog Semih Turan. Semih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bir şununla başlayalım istiyorum. Uzun süredir altı çiziliyor bunun. En dikkat çeken noktalardan da biri katılım oranı. Yani şöyle iddialar var. Katılımdaki düşüş nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi sandıktan önde çıktı deniliyor. Ben öncelikle size bunu soracağım. Bu doğru mu? Siz buna katılıyor musunuz? Öte yandan bu katılımdaki düşüşü nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz seçimlerden hemen önce sizinle bir yayın yapmıştık. O zaman da katılımın 80'lerin biraz altında olabileceğini öngördüğümüzü iletmiştik size. Aslında beklenen bir şey bu. Ama şöyle bir yanlış bakış var. Şöyle deniyor. Yani tek bir nedenle bütün seçim sonuçları açıklanmaya çalışılıyor. Asıl problem de orada başlıyor. Yani bu seçimin böyle sonuçlanmasının onlarca nedeni var. Siz bu nedenleri ancak önem sırasına göre koyabilirsiniz. Hani birinci önem, ikinci önemli diye. Yoksa tek bir nedenle bu seçimi açıklamaya kalkarsanız çuvallarsınız. Bunun da katılım oranı elbette bunlardan sadece biri. Ama bu katılım oranı tamamen bu seçimin sonuçlarını açıklamıyor. Çünkü katılımın hangi seçmen kitlesinde daha düşük olduğunun daha derin araştırılması gerekiyor. Ama şu bir gerçek, 2019'dan karşılaştırmak gerekiyor yerel seçim olduğu için. Bu da şunu gösteriyor, 84 küsürlerden 79'lara düşmüş 5 puanlık bir kayıp var. Ama bu kaybın büyük bir bölümünün elbette iktidar yanlısı, geçmişte iktidara oy veren seçmenden olduğu elbette belli. Ama muhalefet seçmeninde de oran olarak değilse bile katılımda bir düşüş var. Çünkü Mayıs seçimlerinden sonra bu sandığa küsme, siyasete küsme, siyasetten beklentisizlik dediğimiz parametreler öne çıktı. Ama katılım oranın birebir bu sonuçları verdiğini de söyleyemeyiz. Çünkü biz de şu anda ilçe ilçe bakıyoruz, ilçe bakıyoruz katılım oranlarına. Ya bu denli dönüşümün, bu denli değişimin tek nedeni katılım oranı olamaz, onu söyleyeyim, ama etkenlerden sadece bir tanesi. Peki bu diğer etkenler neler? Ben sizden onu da dinlemek istedim. Evet, en büyük etken, bunu hep dile getiriyoruz, ekonomi. Yani Mayıs ayında da bunu söylemiştik. Ekonomi işte iktidarı götürür mü getirir mi diye söylem vardı. Ama sorun şu, ekonomi o dönemde önemliydi ki iktidarın, işte Cumhur İttifakı'nın 2015 Kasım'ında 65'lerde olan oyu 2018'lerde önce 52-53'lere düştü. Evet, en son 42'lere düştü. Bu seçimde de AK Parti ve MHP'nin toplam oyu 40'ın altında kaldı. Toplam oydan bahsediyorum. Yani ekonomi iktidarı götürüp götürmeyeceği karşısındaki muhalefetin yapılanmasına bağlı. Ama iktidarda ciddi bir oy erozyonuna yol açtığı çok net, çok açık görünüyor. En önemli neden olarak bunu koyabiliriz. İkincisi, bu yalnızca iktidarın veya AKP'nin kaybı değil bu seçim. Aynı zamanda CHP'nin açık ara bir zaferi. Bu da şunu gösteriyor. Biliyorsunuz seçimlere değişim yaparak giren tek siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bu değişimi doğru bulursunuz, bulmazsınız, eleştirirsiniz. Bunlar ayrı şeyler. Ama sonuç bu. Ve halk da bunu hep dile getirmeye çalışıyorduk. Mayıs seçimlerinden önce de değişimi istiyordu, değişimi talep ediyordu. Yani bir değişim olsun istiyordu ama o değişimi gerçekleştirecek iradeye güven duymuyordu. Bu nedenle de muhalefete yeterince oy vermedi. Bunu defalarca konuştuk. Altılı Masa'nın kurulumundaki hatayı, milletvekili listelerindeki hatayı, seçime giderkenki hataları, ya yani sol ve sosyalist partilere kapalı olması, tamamen sağa yaslanması. Bunlar hep eleştirilen şeylerdi. Ama sonuç itibarıyla Mayıs seçimlerinden sonra giren siyasi partilere bakın, genel başkanından yönetimine kadar değişen tek parti, değişimi en azından ayak seslerini duyurduğu tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Elbette değişim çok önemli, içi çok doldurulması gereken bir şey. Bugünden yarına değişim olmaz. Ama halkı gördünüz, bu değişimin ayak sesleri bile halkı ikna etmeye yetiyor. Ama bu değişimin içi doğru doldurulursa seçmen kitleleri kategorize etmemek gerekiyor. Ona oy veriyor sağcı, İşte merkez sağda şu kadar yüzdesi burada. Böyle bir durum yok. Eğer halk inanırsa, karşıdaki iradeye güvenirse bu seçimlerde gördüğünüz gibi oy verebiliyor. Bunun da en önemli örneği metropollerde hep kaybediyordu Cumhur İttifakı 2017'den beri. Ama
Anadolu devrimi diye nitelendirebileceğimiz, hem Anadolu'nun kendisinde hem de kentlerde bu Anadolu özelliğini gösteren ilçelerde asıl büyük oy kaybını oralarda yaşadı AK Parti. Semih Bey, şimdi değişim demişken ben size değişileceğini söyleyen bir liderden söz edeceğim. Ahmet Davutoğlu'ndan söz ediyorum. Radikal değişimlere gideceğiz dedi. Yine bir takım değişikliklerin yaşanacağı yerlerden biri Demokrasi ve Atılım Partisi olacak, Ali Babacan'ın partisi. Bir yandan da İyi Parti'de bir olağanüstü seçimli kongre gerçekleşecek. Şimdi bu partiler, saydığım partiler, istenilen oy oranını yakalamak bir yana dursun, oy oranları çok çok düşük gelen partiler. Belki de seçimde kendini hiç gösteremeyen partiler olarak adlandırabileceğimiz partiler. Bu partileri değerlendirdiğimizde belki İyi Parti'yi biraz daha dışarıda tutmak gerekiyor, ancak DEVA'ya ve geleceğe baktığımızda, Zafer Partisi'ne baktığımızda bu tarz partilerin yerel seçim sınavlarında nasıl bir sınav verdiklerini soracağım ben size. Ne oldu onlar için bu yerel seçim? Ya aslında genel seçimlere de böyle girseler çok sonuç değişmeyecekti. Yani bu çok net görülüyor. Eğer genel seçimlerde aslında en büyük böyle CHP seçmenini veya CHP tabanını rahatsız eden şeylerden biri o. Görünmez olan bu partiler. Hepsini toplasanız Yeniden Refah Partisi'nin yarısı bile etmeyen bu partiler 39 milletvekilliği aldılar. Şu anda mecliste temsil ediliyorlar. Asıl garabet burada başlıyor. Çünkü 14 Mayıs seçimlerinden önce de bu siyasi partilerin öyle çok büyük bir tabana seslendiği yoktu. Yani iddiaları neydi? İşte AK Parti'den kopan siyasi kimlikler bir siyasi parti kurup AK Parti'ye tepki gösteren seçmenin yönelmesini bekliyorlardı. Ama bu iddiaları o kadar boşa çıktı ki yani artık görünmez diyebiliyoruz oy oranları anlamında. Elbette onların Türkiye siyasi tarihinde şu an için bir geleceği olduğu düşünmüyorum. Yani yapılacakları yenilenmenin de bir faydası olacağını düşünmüyorum. Ama mecliste temsil edilmeleri önemli bir parametre. O mecliste temsil edilmelerinden kaynaklı alacakları tutup bundan sonraki siyasi yelpazede, siyasi hayatta nerede olacaklarını gösteriyor. Aslında yani üzerinde bu hakaret etmek anlamında söylemiyorum ama çok konuşulmaya da değmeyecek artık bir siyasi konu. Çünkü en iddialı oldukları yerlerde bile bir varlık gösteremediler ki Yeniden Refah Partisi bu kadar varlık göstermesine rağmen işte genel seçimlerde %3, yerel seçimlerde %6'nın üzerinde oy almasına rağmen mecliste sadece 4 milletvekiliyle temsil ediliyor. Bundan ötürü ben o partilerin artık siyasi hayatımızda kolay kolay yer alamayacaklarını düşünüyorum. Tekrar yalnızca bir rezerv koyayım ona. Meclisteki gösterecekleri tutum da bunun için önemli.